Evet. Şimdi dik koordinat düzleminde 2'ye 0, 4'e k, eksi 1'e 3, 3 tane nokta verilmiş. A, B, C noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre. Şöyle düşünelim. Aynı doğru üzerinde. Üçü de. Aynı doğru üzerinde. Şimdi biz bu sorudan önce neyi görmüştük? İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Eğer AX1Y1 ise ikinci nokta X2Y2 ise eğim nasıl bulunuyordu? Ordinatlar farkı bölü apsisler farkı. Şimdi aynı doğru üzerinde noktaları alalım. A, B, C. A, B, C. Şimdi koordinatlarını yazalım. 2'ye 0 soru vermiş bunları. 4'e k. Ve eksi 1'e 3. Şimdi madem bu 3 nokta aynı doğru üzerindeyse o zaman bu doğruların üstündeki eğimler aynıdır. Aslında hani bunu burada göremeyebiliriz ama ben bu doğruyu böyle çizseydim. A, B, C. Eğimden kastım şu. Şuradaki açıyla yöndeş açı şuradaki açı eşit olacağı için eğimlere eşittir denir. İşte biz de şimdi eğimleri bulacağız. Önce bilinen noktaları bakalım. Bilinen noktalar, ordinatlar farkı 3 eksi 0 bölü apsisler farkı. Kimden başladıysanız yine onun apsisiyle başlıyorsunuz. Eksi 1 eksi 2 eşittir. Şimdi K'yı bulmak için B ile A'yı da alabilirsiniz, C ile B'yi de alabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor. K'yı bulmak için ordinatlar farkı. Mesela B ile A'yı alalım. K eksi 0, 4 eksi 2. Buradan K'yı bulabiliriz. 3 eksi 0, 3. Eksi 1 eksi 2, eksi 3. K eksi 0, K. 4'ten 2 çıkar, 2. Üçler gitti. Burada eksi 1 kaldı sol tarafta. Eşittir K bölü 2. İçler dışlar yaptığımızda K eksi 2 o da Denizli'de aradığımız cevap. Şimdi bunu silelim. Yeni bir başlık atacağız. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Şimdi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Şuradan da o sayfaya geçelim. Köyden de. Tamam. Eğimi ve bir noktası biliniyorsa denklem nasıl oluşturuluyor? Bilinen doğru denklemi. Şimdi oradaki anlatım uzun olmuş. Şöyle basit bir dille anlatayım. Eğer elimde bir eğim varsa, elimde bir eğim varsa, bir de nokta varsa, işte A noktası X1'e Y1 olsun mesela. Biz bir eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini şu formülden bulabiliriz. Y eksi Y1 eğim çarpı X eksi X1. İşte burada X1 ve Y1 noktanın koordinatları Y ile X'te denklemin temel unsurları, kalıcı onlar. Bu şekilde bulabiliyoruz. Bu birinci denklemimiz. Bu birinci denklemimiz. Şimdi bir de şöyle bir denklemimiz var. Eğer bize y eşittir ax artı b diye bir denklem verilmişse a burada x'in yanındaki katsayı eğimi verir. A burada eğimi verir. Bir de bu ikinci durumdur. Üçüncü durumu aktarayım ben. ax artı by artı c eşittir sıfırsa. Yine aynı mantık. Nasıl ben burada y'yi yalnız bıraktığımda a
eğimi veriyordu x'in yanındaki katsayı. Şimdi burada da y'yi yalnız bırakacağız. Başlayalım. B'ye eşittir. A x'i at oraya, eksi a x. C'yi at sağ tarafa, eksi c. Y'yi yalnız bırakmak için ne yapacağım? Her tarafı b'ye böleceğim. Her tarafı b'ye böleceğim. Ne elde etmiş oldum artık? Y eşittir eksi a bölü b x eksi c bölü b. İşte burada yine x'in yanındaki katsayı eğimi verir. Eğimi verir. Yani buradaki aslında önemli kavram şu. Biz bir noktası ve bir eğimle başladık. Doğru denklemini bulduk. Bu şekilde verilen bir doğru denkleminde eğim kim verir? Onu gördük. Bu şekilde verilen bir doğru denkleminde eğim nasıl bulunur? Onu gördük. Bunlar hep doğru denklemi. Bu doğru denklemi. Bu doğru denklemi. Bu doğru denklemi. Bunların hepsi doğru denklemlerinin farklı versiyonları. Öyle düşünebiliriz yani. Şimdi devam edelim. Örnek 12'den tahtadakileri siliyorum. Örnek 12'den devam edelim. Şimdi iki nokta vermiş. 3, 2 ve 4, 5. A noktası 3, 2. B noktası 4, 5. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemi. Şimdi geçen doğrunun denklemi. Denklem için bana ne lazım? Şimdi bir eğim lazım. Bir de bu noktalardan herhangi biri lazım. Yani MA'yı da kullanarak yapabilirim. MD noktasını kullanarak da yapabilirim. Ya da daha sonra yine göreceğiz. İki noktası bilinen doğru denklemi. Tek bir formül var. O uzun bir formül. Ezberlemesi zor oluyor. Bu yöntemler biraz daha indirgenmiş, basit oluyor yani. Şimdi gelelim. Önce M'yi nasıl buluyorduk? Eğimi. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Ordinatlar farkı 5-2, 3. Apsisler farkı. 5'ten başlamışsam yukarı nasıl 5-2 yazdım 3? 4'ten başlayacağım. 4-3, 1. Eğim kaçmış? 3. Şimdi gelelim. Eğim 3'se. Herhangi bir noktayı seçebilirsiniz. Bir tane formülümüz vardı. Tabii analitik geometri formüllerle çok ilgilidir. O yüzden bazı formülleri bilmemiz lazım. Bakın şimdi eğimini biliyorum. Bir de noktalardan birini biliyorum. Mesela şuna x1 diyelim. Buna da y1 diyelim. Diğerlerine yazalım. Y eksi y1 kaç? 2. Eğimi kaç buldum? 3. Parantezi aç. X eksi x1. Demin size söyledim. y1 ile x1 değişkenler. Ama y ile x denklemin y ile x'i. Kalıcı. Yani burada y1 ile x1 noktanın yerine yazılacak olanlar. Onlara dikkat edelim. Buradan açalım. Y eksi 2. 3 kere x 3x. 3 kere eksi 3. Eksi 9. Hepsini bir tarafta toplayalım. Hepsini bir tarafta toplayalım. 3x 0, sola 0 attım. Hepsini sağda topluyorum. Y'yi at oraya, eksi y. Eksi 2'yi at oraya, artı 2 diye geçer. Eksi 9 artı 2, eksi 7. İşte bu bizim doğru denklemimiz. O da hangi şıkta var? Denizli'de var. 3x eksi y, eksi 7. Denizli'de var. Devam edelim. Bu soruyu da yaptıktan sonra sıradaki sorumuz örnek 13'le devam edelim. Şimdi elimde bir doğru denklemi var. Elimde bir doğru denklemi var. Ve bu doğru denklemiyle beraber bana demiş ki
Bu doğru denk doğrunun üzerinde birinci bölgede her iki eksene eşit uzaklıkta noktanın koordinatlarının toplamı kaçtır? Önce koordinat sisteminde benim acaba doğru böyle mi? Acaba doğru böyle mi? Buna ulaşmam lazım. Onu da eğim kontrolü yapacağız. Y'yi yalnız bırakıp X'in yanındaki katsayı eğimi veriyordu. Önce Y'yi bir yalnız bırakalım. Bu bir doğru denklemdi. Y'yi yalnız bırakalım. 3Y, 2X art, eksi 2X artı 15. Her tarafı 3'e böl. Y eşittir. Eksi 2 bölü 3 artı 15'i 3'e böl 5. Şurada X var. İşte şu X'in kat sayısı eğimi verir. Eksi negatif yönlü. Negatif yönlü olduğu için biz tanjant eksenine göre eksi tarafta kesen, yani negatif yönlü olanı alacağız. O zaman bununla işimiz yok. Zaten bize dediği birinci bölgede öyle bir nokta varmış ki hem x'e hem y eksenine aynı uzaklıkta. Yani burası k ise burası da k. K, k noktası. E bu nokta bu doğru üzerinde ise bu nokta bu denklemi sağlar. Çünkü bu doğru denklemi bu. E nokta doğru üzerinde, o zaman bu doğru üzerinde aldığınız her nokta bu denklemi sağlamak zorunda. O zaman ben bu noktayı yerine koyduğumda x yerine k, 2k, y yerine k, 3k. Bunu soru vermiş çünkü. Birinci bölgede her iki eksene eşit uzaklıkta demiş. Her iki eksene eşit uzaklıkta demiş. 3k eksi 15 eşittir 0 ise buradan ne gelir? 5k 15'i at oraya, eksi 15 artı 15 olarak geçen k 3. Yani 3'e 3 noktasıymış. E bize de koordinatlarının toplamını soruyor. O noktanın 3 artı 3 6. Aradığımız cevap o da Denizli'de mevcut. Şimdi gelelim özel doğrular. Özel doğrular, onlara bakalım. Sileyim tahtayı ben. Özel doğrular. Şimdi özel doğrular nedir? Özel doğrular. Şimdi koordinat sisteminde bazı doğrular vardı. Bunların özel durumları vardı. Ne gibi? Onlardan söz edelim. Şimdi koordinat eksenini A ve B'de kessin. Ben bu şekilde bir doğru eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa doğru denklemini yazabiliyorum. O da şöyle oluyor. X, X'i A'da kesmiş. X bölü A artı Y'yi B'de kesmiş. Y bölü B eşittir 1. İşte bu bir doğru denklemi belirtir. Eksenleri kestiği noktalar bilinen doğrunun bir denklemini böyle yapabiliriz. İkinci durum. Şöyle bir koordinat sistemi alayım yine X'ye. Mesela şöyle bir doğru geçirdim. Şuradan A'da kestim. Bu ne doğrusu? X'i A'da kestiği için X eşittir A doğrusu. Peki şöyle bir doğru geçirmiş olsaydım. Şurada da B olsun. Bu ne doğrusu? Y'yi B'de kestiği için Y eşittir B doğrusu. Bunlar da işte özel doğru sınıfına giriyor. Bu şekilde doğruları teyit edebiliyorsunuz. Gelelim şimdi orijinden geçen doğru. Orijinden geçen doğru da y eşittir mx doğrusudur. Y eşittir mx doğrusudur. Sonuçta eğime göre bu değişebilir. Yukarı da çıkabilir, aşağı da inebilir. Eğime göre değişir. M bunu değiştirir. Diğer bir doğrumuz. Şuraya sileyim, yazayım. Birinci açıortay ve ikinci açıortay doğruları. Bunlar da şöyledir. Tam ortadan kesecek şekilde.
D1 olsun. Tam ortadan kesecek şekilde D2 olsun. Şuradan açı ortay. Açı ortay olacak şekilde. Bu doğrularda da açı ortay olduğu için burası 90, 45, 45. Tanjant 45 de 1'e eşit olduğu için, tan 45 1 olduğu için tanjant açısı eğim açısıdır. Az önce y eşittir mx demiştik. Aslında bununla aynı ama bunun özel durumu. Açı 45. M'yi 1 buldunuz. Artık bu doğru. Y eşittir x doğrusu olur. M yerine 1 yazarsak. Bu taraf ikinci bölgede negatif olduğu için bu da y eşittir eksi x doğrusu. İşte yx doğrusu birinci açıortay doğrusu, y eksi x doğrusu ikinci açıortay doğrusu olarak isimlerini alırlar. Gelelim. Denklemi verilen doğrunun grafiğinin çizilmesi. Bu da basit bir yöntemi var. Bunu iyi dinleyin. Bu çok kullanılan bir yöntemdir çünkü. Size analitik düzlemde bir doğru denklemi veriyorsa, mesela örnek vereyim. AX artı BY artı C eşittir 0. Nasıl acaba bu doğru? Eksenleri nerede kestirmişin yorumunu yapacaksak şöyle bulabiliyorum. Elimde böyle bir doğru var. Önce x yerine 0 yazıyoruz. X 0 için. Sonuçta 0 çarpı a 0 olur. Y ne çıkar buradan? C'yi öteki tarafa. Eksi c bölü b. Dersin ki y'yi eksi c bölü, tabii aşağıda negatif olduğu için, eksi c bölü b'de kesmiş dersin. Y 0 için. Sonra y'ye gider 0 verirsin. Burası 0 olur. X'i çektiğinde ne olur? Eksi c bölü a. X'i de eksi c bölü a. Sonra işte dersin doğru bu noktalardan geçmiş. Bu noktalardan geçmiş. İşte doğru denkleminde x eşittir 0 yazılarak y eksenini kestiği nokta, y eşittir 0 yazılarak x ekseninin kestiği nokta bulunuyor. Ve böylece ben bu noktayla bu noktanın koordinatlarını da yazabilirim. İşte bu noktanın koordinatı ne olur? X'i 0. Y'si eksi c bölü b. Bu noktaya da b noktası dersen b noktasının x'i eksi c bölü a. Y'si burada olduğu için 0. Bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili örnek 14'te bir soru var. Örnek 14'ü birlikte yapalım. Şuraya denklemi vermiş. Mx, örnekte daha iyi anlayacağız şimdi. Bu yaptığımızı pekiştireceğiz. Mx artı 2y eşittir m doğrusu ile eksenler arasındaki alan 4 birim kare ise diyor. Şimdi bak, önce bu doğrunun nereyi kestiğini bir bulalım. Sonra eksenler arasındaki alanı da 4 demiş. M'yi de ona göre bulacağız. Şöyle bir koordinat sistemimizi çizelim eksenleri. Önce ne yapıyorduk? X 0 için. Burası 0 oldu. Y'yi yalnız bırak. 2'yi m'in paydasına at. X 0 için ne çıktı y? M bölü 2. Yani y'yi m bölü 2'de kestik. Şurada. Şimdi gelelim y 0 için. Y 0 için burası 0 oldu. Mx m'e eşit oldu. Bakın şimdi. Mx m'e eşit oldu 0. M'ler gitti. X kaç çıktı? 1. Y 0 için de x 1 çıkıyormuş. O da şurada. İşte bu noktalardan geçen doğru. Soru bize ne sormuş? Bu eksenler arasında kalan alan 4. Soru bunu vermiş. Dik üçgen alanı nasıldır? Dik kenarların çarpımının yarısı. M bölü 2 çarpı 1. Bölü 2'den. Buradan 4 eşittir. M bölü 4. İçten dışlardan 4 kere 4. M 16. Adana bizim burada aradığımız
cevap. Yani biz bir doğru denklemi verdiğinde önce x'e 0 verip y'yi çıkarıyoruz. Sonra y'yi gidiyoruz, kodluyoruz. Sonra y'ye 0 veriyoruz, x'i buluyoruz. X'i gidiyoruz, kodluyoruz. Her kodladığımız noktalardan bir doğru geçiriyoruz. Arada kalan alanı 4 demiş mesela, başka bir soru da gelebilirdi. Bu alanı nasıl buluyorum? Burada bir dik üçgen olduğu için dik kenardan çarpımının yarısında alana geçiş yapabiliyorum. Şimdi gelelim. Doğruların birbirlerine göre durumları. Elimizde iki doğru olduğunda acaba bu doğrular dik mi? Acaba bu doğrular paralel mi? Acaba bu doğrular kesişiyor mu, kesişmiyor mu, ayrık mı? Bu durumlar nasıl incelenir? Bunların kontrolünü yapacağız. Tabii bunun için elimizde iki tane doğru olması gerekiyor. Elimizde iki tane doğru olması gerekiyor. Şöyle köyden de bakalım. Şuradayız. Doğruların birbirine göre durumları. D1 doğrusu. A1, X, B1, Y artı C1 eşittir 0. D2 doğrusu. A2X, B2Y, C2 eşittir 0. Şimdi bu doğrulara göre yorum yapacağız. Nasıl yorumlar yapacağız? Eğimler bize ne olduğunu belirtir. Eğimler. Şimdi doğruların eğimlerini göre hareket edebiliriz. İşte Y'yi çekiyorduk, eğimleri öyle buluyorduk. Ya da şu x'in oranlarıyla y'nin oranlarına göre de yorum yapabilirsiniz. Şimdi birinci durum. Yıldız atalım. Birinci durum der ki A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2. Eşit değildir C1 bölü C2 ise bu doğrular paraleldir. Karşılıklıdır. Neden? Sonuçta eksi A1 bölü B1 eğimi veriyor. Eksi A2 B2 eğimi veriyor. Bunların oranları eşitse eğimleri de eşittir. Eşit eğimler aynı açıyı görür. Aynı açılar yöndeş açı mantığında paralelliktir ya da üst üstedir de diyebiliriz. Şimdi bu zaman eğer böyle bir durum varsa paraleldir. Paraleldir dedik. Eğer paralelde eğimler eşit. M1 eşittir M2. Sonuçta bunun eğimi M1 ise bunun eğimine M2 diyelim. Doğru eğimlerine. Şimdi gelelim. Eğer üçü birbirine eşittir. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zaten üçü birbirine eşitse az önce burada sadece C'ler farklıydı da paralel dedik. İşte C'lerin de eşit olması oranda neyi destekliyor? Çakışı. Üst üste yani bu doğrular. Yani şöyle olabilir, şöyle olabilir. Çakışık doğru mantığında üst üste. Çakışıktan kastı o. Çakışıktır. Çakışık olduğu için eğimleri yine eşittir arkadaşlar. Evet, üçüncü yıldızımız eğer A1, A2, B1, B2 eşit değilse burada da kesim noktası iki doğru denklemin ortak çözümüyle bulunur. Doğrular birbirini dik kesiyorsa eğimler çarpımda eksi birdir. Şimdi bakın bu cümleyi söylemiş orası ama şöyle ben üstünden yine yorum yapayım. Eşitlik sağlanmıyorsa şu yorumu yapabilirsiniz. Paralellik yok. Kesinlikle. Çakışma söz konusu yok. Şimdi ya bunlar kesişiyordur, kesişmeleri dik olabilir ya da herhangi bir açıyla olabilir. Diyor ki burada da eğer diyor dik kesişmişlerse dik kesişmede eğimler çarpımı eksi bire eşittir. Bunu söylüyor yani dik kesişme. Eğer dik kesişme yoksa şu noktayı diyor, şu noktayı ortak çözüm yöntemiyle yani yok etme metodunu kullanarak x ve y'yi bulup bu çözüm kümesinden bu noktayı bulabiliriz. Öyle bir nokta var ki o nokta hem D1 doğrusunu sağlıyor
hem D2 doğrusunu sağlıyor diye de yorum yapılır buna zaten. Şimdi gelelim. Örnek 15'te yapalım. Bugünlük dersimizi bitirelim. Şimdi soruda diyor ki 3 tane nokta var. Eğim şey doğru vermiş. 3 tane doğru vermiş. AX artı 8Y artı 10. Şimdi elimde 3 tane doğru var. D1 D2'ye paralelmiş. D1 D2'ye paralelmiş. D1 D3'e dikmiş. Dikmiş. Buna göre A artı B nedir diyor. Evet. Demin öğrendiklerimizi hemen uygulayacağımız güzel bir soru. Önce D1 D2'ye paralelse neler eşitti? X'in yanındaki katsayılar 4 bölü 12 B bölü eksi 9'a eşit olacak. B bölü eksi 9'un eksisini buraya attım. 4 ile 12'yi sadeleştir 3. 3 ile 9'u sadeleştir 3. 3'ü karşıya B eksi 3. Hemen B'yi içler dışlar yöntemiyle bulduk. Yerine yazalım. B eksi 3. Şimdi A'yı nasıl bulacağız? Dikliği kullanacağız. D1 D3'e dikse. D1 D3'e dikse. Eğimler çarpımı eksi 1'di. Peki eğimi nasıl buluyorduk? Eğim Y'yi yalnız bırakıyorduk. Y'nin yalnız bırakılmış halinde 4X'i at oraya eksi 4. Eksi 4 bölü B. B'de eksi 3. Yani D1'in eğimi 4 bölü 3. Y'yi yalnız bıraktığınızda eğimin 4 bölü 3 geldiğini görürsünüz. Şimdi D3'ün eğimini bulalım. Y'yi yalnız bırakacağım. AX'i at oraya. Eksi A. 8'i de paydaya yollayacağım. M3 eksi A bölü 8. Bununla bunun çarpımı da eksi 1'e eşit olacak. 4 bölü 3 çarpı eksi A bölü 8 eşittir eksi 1 ise eksiler artı oldu. 4 ile 8'i sadeleştir 2. 2 kere 3, 6. A bölü 6 eşittir 1 ise A 6. A da 6 çıktı. 6 eksi 3 toplamını sormuş. Cevabımız 3. O da Bursa'da mevcut.